Selam sevgili dostlar. Merhaba yazdığımda PHP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık arkadaşlar? Fonksiyonlara giriş yapmıştık. Fonksiyonları nasıl kullanacağımızı, fonksiyon oluştururken hangi kurallara uyacağımızdan bahsetmiştik. Bugün ise sizlere tekrardan fonksiyon örnekleri yapacağım ve bir konuya daha değineceğim. Bu konumuzun ismi fonksiyonlarda parametre kullanımı. Hemen geliyorum, yeni bir dosya oluşturuyorum. Fonksiyonlar diyorum. 2.php. Hemen php taglarımı açıyorum. Ve bir fonksiyon oluşturuyorum. İlk örneğimiz şu olsun arkadaşlar. Mesela bugünün tarihini ve saatini bize ekrana yazdıran bir fonksiyonumuz olsun. Hemen geliyorum function diyorum. Ve diyorum ki saat tarih. Parantezlerimi açıp süslü parantezlerimi kullanıyorum. Ve burada sarı oldu ve bunun bir fonksiyon olduğunu anladı bize program. Güzel. Şimdi ben ne yazacağım? Echo diyeceğim. Ekrana saat ve tarihi yazdıracağım. Şöyle diyelim. Şu an saat ve şu anın desin daha doğrusu. Tarihi ve saati desin. Ve şurada nokta operatörüyle birleştiriyorum. Ne alacağım burada? Benim saat fonksiyonum, saat ve tarih almam için date diye bir fonksiyonum var arkadaşlar. Şurayı boşluk bırakalım. Baştan yazalım. Date diye bir fonksiyonum var. Bakın bu da mesela date de kendi içinde tanımlı bir fonksiyon PHP'nin arkadaşlar. Hemen bakın parantez açtı kapattı. Demek ki bu bir fonksiyon. Demek ki neymiş arkadaşlar? PHP'nin içinde de kendi özel fonksiyonları var. Tıpkı bir önceki derslerde bahsettiğim gibi süper global değişkenleri gibi. Hemen benim tarihi almam için yıl tire ay küçük harfler tire günü alacağım ve boşluk bırakıyorum. Artık saati saniyeyi şöyle küçük harfle bir de saati saniyeyi alıyorum. Ve noktalı virgül koyuyorum, kaydediyorum. Benim bu fonksiyonu çalıştırabilmem için süslü parantezden çıkmam lazım. Fonksiyonumun ismi neydi? Saat, tarih. Bakın parantezi kapattı. Noktalı virgülü koydum. Kaydediyorum, geliyorum tarayıcıma. F5 yapıyorum. Fonksiyonlarım. Bakın şu anın tarihi ve saati 24.08.30 saatimizde. Yanlış gösterdi burada. 12.58'i aldı. Zaman farkı var. Bizim biliyorsunuz saat değiştirmeme gibi bir problemimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu fonksiyon ne işe yaradı? Benim şu anki saati ve saniyeyi aldı. Güzel. Şimdi bir örnek daha yapalım. Geliyorum yeni bir fonksiyon oluşturuyorum. Function diyorum. Günün mesajı diyelim buraya. Gün mesaj diyelim. Parantezlerimi kapatıyorum. Ve süslü parantezlerimi açıyorum. Bana burada işlemlerimi yapmasını sağlayacak. Hemen geliyorum. Bir saat değişkeni oluşturuyorum. Saat diyorum. Eşittir date. Fonksiyonunu kullanıyorum. Buraya neyi alacağım? Saati almam için haşı alacağım. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi ben artık bu saat değişkenini bir fonksiyon if'te kullanacağım. If diyorum. Ve diyorum ki buraya parantezlerimi açıp dolar işareti saat küçük 12 ise bana ne yazacak arkadaşlar parantezler içinde? Desin ki echo günaydın. Noktalı virgülümü koydum. Else ise süslerimi açtım. Echo iyi geceler desin. Ve parantezimi kapattım. Ve böylelikle ben bir fonksiyonun içinde if nasıl kullanılır onu da görmüş oldum. Güzel. Geliyorum burada. En son parantezin dışına çıkıyorum. Ve günün mesajını artık yazdırmam lazım. Gün mesajı aldım. Noktalı virgülümü koydum. Kaydettim. Geliyorum bakalım tarayıcımda. F5 diyorum. Bakın iyi geceler dedi bize. Güzel. Ama burada sabah 10 gece 12.58 saat. Burada saatte bir sıkıntı var. Ama fonksiyonumuz çalışıyor. Bana gece olarak gösterdi. Bunu iyi geceler
mesajını bastırdı. Güzel. Videonun başında da neden bahsettik arkadaşlar? Parametrelerden. Peki bu parametre ne? Bir fonksiyona dışarıdan veri aktarmak için kullanılan değişkenlerdir. Yani ben bir fonksiyon belirleyeceğim. Bu fonksiyona dışarıdan veri yani değişken tanımlayacağım. Ve böylelikle parametre kullanımını görmüş olacağım. Geliyorum hemen bir fonksiyon oluşturacağım. İsimli bir şey yapalım. Function diyorum. Geliyorum buraya. Fonksiyonun ismine selam diyorum. Ve parantez açıyorum. Süslü parantezlerimi de koyuyorum. Şimdi benim parametreyi buraya almam lazım. Değil mi arkadaşlar? Mesela bunu selamla demem lazım da buraya. Şurayı sileyim. Selam. La diyelim. Tamam. Parametreyi dediğim gibi bu iki parantezin içine almam lazım. Buraya bir isim tanımlayacağım. Ve bana selam bu isimle çağıracağım. Dolayısıyla şartı isim diyorum. Buraya bir değişken aldım. Güzel. Peki bu değişkeni nasıl çağıracağım fonksiyonumun içinde? Echo diyorum. Tırnaklar içinde merhaba dedim. Şimdi ben buna bir virgül koyuyorum. Bu da nokta operatörüyle birleştireceğim. Neyi? Dolay işareti ismi. Noktalı virgülümü koyuyorum. Hatta şöyle yapayım. Nokta diyeyim şuraya. Tırnak içinde de bir tane ünlem alsın. Şimdi noktalı virgülümü koydum. Güzel. Şimdi ben burada isim değişkenini fonksiyonun içine çağırdım. Peki ben fonksiyonumu çağıracağım artık. Ne diyeceğim? Selamla fonksiyonunu getir ve bunun içine bir isim al. Dışarıdan değer alıyorum. Dışarıdan bir veri çağırıyorum. İsmi Ali olsun. Tırnak içinde Ali olsun ve noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi bakıyorum. Şuraya hatta bir gün mesajından sonra aynı. Buraya bir tane echo diyeceğim. Tırnaklar içinde. Şuraya bir HP açmam lazım. Gerçi bir HP'nin içindeyim. Sıkıntı yok. HR diyorum. Noktalı virgül dedim. Güzel. Geliyorum şimdi. Tarayıcımı çalıştırıyorum. F5 diyorum. Bakın. Şuraya da bir tane HR koymam lazım. Tam görelim. Ctrl C. Şuraya geliyorum. Ctrl V diyorum. Bakalım şimdi. Pardon. F5 diyorum. İki tane attım. Merhaba. İyi geceler. Merhaba Ali. Bakın fonksiyonum buradan itibaren merhaba. Bunu niye bölemedim? Hemen bunu bölmeye çalışalım. Günün mesajı. Ctrl X diyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Tarayıcıma geliyorum. F5 diyorum. Bakın hepsini ayırdım. Merhaba Ali yazısını yazdı bana. Bu fonksiyonunda. Güzel. Şimdi bir başka parametre örneğine gelelim. Geliyorum. Şurada bir HR'yi yine alıyorum. Ctrl C diyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Yeni bir fonksiyon örneğime geliyorum. Bu fonksiyonumdayız arkadaşlar. Ne yapalım? Bir dizi oluşturalım. Bu dizinin toplam sayısını alsın. Ve parametreyi kullanalım. Güzel. Hemen bir dizi oluşturuyorum. Dolar işareti. Sayılar. Dizisi diyorum. Eşittir diyorum. Bu bir array olacak. Parantezlerimi açıyorum. Bakın arkadaşlar. Array da bir fonksiyon. Parantezini gördünüz. Bu PHP'nin içinde bir fonksiyon. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye rakamlarımı veriyorum ve dizimi oluşturuyorum. Bu diziyi sonradan zaten fonksiyonun içine dahil edeceğim. Function diyorum ve ismini sayıları topla diyorum. Sayıları topla. Parantezimi açıyorum, kapatıyorum ve süslü parantezlerimi açıyorum. Peki ben toplama işlemini nerede yapacağım arkadaşlar? Hemen geliyorum diyorum ki buraya bir parametre atlayacağım. Dolar işareti sayılar parametresini hatırlıyorum. Artık benim işlem yapmaya başlamam lazım. Toplama işlemi yapıyorum dizi içindeki elemanları. İlk önce ben bir dolar işareti toplam diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bunu sıfıra eşitliyorum. Çünkü sıfırdan başlayacaklar toplama işlemini. Peki ben dizilerde toplama işlemi yaparken veya farklı bir işlem yaparken hangi döngüye sokuyordum? Bunu bir for each döngüsüne topluyordum ki dizinin içine girip tek tek bütün değerleri toplamam için. For each diyorum arkadaşlar. For each nasıl oluşturuyorduk? Parantezlerimi açıyordum. Dolar işareti burada tanımladığım parametreyi alacağım. Dolar işareti sayılar ve
S diyorum, dolar işareti sayı. Kaldı, onu sordum. Dolar işareti sayı. Peki burada ne yaptım? Bu dolar işareti sayılar parametresi gelip burada dizinin içine giriyor ve dizinin içindeki bütün sayıları sayıp tek tek ekrana yazdırıyor say ile. Say ile. Güzel. Burada da süslü parantezlerimi açıyorum. Artık komutlarımı yazacağım. İşlemlerimi yapacağım. Dolar işareti toplam. Ne yapacağım bunu? Arttıracağım. Artı eşit. Neye göre arkadaşlar arttıracağım? Dolar işareti sayı. Saya göre. Bu say değişkenin içine giriyor. Dizinin içine. Ve toplama işliyor. 1'i getiriyor. Arttırıyor. 2'yi getiriyor. 3'ü getiriyor. Hepsini tek tek arttıra arttıra topluyor. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ve parantezin çıkışına çıkıp artık return işlemini yapıyorum. Return ne yapacak? Dolar işareti toplam. Artık bana toplamı verecek. Peki ben bu fonksiyonu nerede çağıracağım? Hemen geliyorum. Parantezin, fonksiyonun parantezinin dışında. Neyi çağıracağım? Echo diyorum. Tırnak içinde sayıları, pardon, tırnak koymayacağım burada. Sayıları topla fonksiyonunu getir. Ne ile arkadaşlar? Hangi diziden? Sayılar dizisinden. Sayılar dizisinden bu işlemi yapacak. Ve ekrana yazdıracak. Tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Burada bir dizi oluşturdum. Bu dizinin içine bir foreach ile tanımladığım parametreyi aldım. Ve bu parametre bu dizinin içindeki bütün değerleri toplayıp say değişkeniyle toplam artı bir yaptırıyor. Tek tek 1'i alıp arttırıyor. 2'yi alıp arttırıyor. 3'ü alıp arttırıyor. Tek tek topluyor. Ve en sonunda ekrana bana sayıları yazıyor. Nereden çekiyor bu değişkeni? Oluşturduğum dizilerden. Hemen kaydediyorum. Bakalım sayıların toplamını bana verecek. F5 yapıyorum. Bakın arkadaşlar sayıların toplamı 21 verdi. Ve böylelikle ben bir dizi içinde dışarıdan veri almayı, parametreleri kullanmayı öğrenmiş oldum. Evet arkadaşlar, kanala abone olup videoları izleyip bizi desteklerseniz sevinirim. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.